Herkese merhabalar. 9. sınıf vektörler konusuyla birlikteyiz. Şimdi bir takvimimize göz atalım. Bakın takvimimizde ayın ikisindeki vektörler videosunu görüyorsunuz. Birlikteyiz. Şimdi bakalım vektörler konusunda neler var. Öncelikle vektörler konusu aslında daha önceki müfredatımızda 11. sınıftan ...karşımıza çıkmış bir konu... ...yine 9. sınıfta bununla ilgili çeşitli şeyler yapabiliyorduk... ...fakat e, şimdi bir tık daha 11. E, sınıf kadar yapmayacağız... ...9. sınıf kadar eski 9. sınıf kadar az da yapmayacağız... ...birazcık daha böyle kendimizi iyi hissedecek kadar... ...vektörlerin tam olarak ne olduğunu bilecek kadar işlem yapacağız aslında... ...aynı doğrultu üzerinde yer alan farklı vektörlerin... ...yöv ve büyüklüklerine yönelik çıkarımlarda bulunacağız. Bunların ne olduklarına bakacağız. Ve vektörlerin toplanmasında kullanılan birkaç tane e, yöntemimiz var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bunlar da önemli yine. Aslında bunlar genel olarak soru çözümü için çok önemli. Vektörler konusunu şöyle düşünün. Yani sadece vektörleri bildim. Evet bu konuyu hallettim diye düşünmeyin. Vektörleri bilirseniz pek çok fizik konusunun temelini atmış olursunuz. Vektörler bizim fizikteki alfabemiz. Bak bu kadar söylüyorum. Alfabemiz. Mesela nasıl matematikte sayılar var, fizikte de vektörler var. Öyle düşünün. Bu yüzden vektörler ve vektörel işlemler aslında alfabemiz, fiziğin alfabesi. Şimdi bileşke vektör hesaplanırken reel sayı ile çarpılmış, reel sayıdan normal bir e, skaler, bir sayı ile çarpılmış vektörlerin toplanmasına yönelik uygulamalardan bahsedeceğiz burada. Şimdi vektörlerde vektörel nicelikler yönlü doğru parçasıdır aslında ve bunun özelliklerini mutlaka öğretmenler soruyorlar. Şimdi birincisi bir vektör düşündüğümüzde bir başlangıç noktası vardır. O nokta A noktasıdır. A noktası vektörün başlangıç noktası. Burada bir de ok görürsünüz. Okun ucu nereye bakıyorsa o okun ucunun yönü yani şu tarafa doğru bu vektörün yönünü gösteriyor. Yeni yönü bu tarafa doğruymuş. Şu anda mesela burada e, bir şey daha fark ediyoruz. Biz şu vektörün boyunca olan bir çizgi değil mi? vektörün doğrultusudur bu şu çizgi vektörün doğrultusudur bu bir doğrultunun iki yönü olduğunu unutmayın bakın tekrar söylüyorum bir doğrultunun doğrultunun iki yönü vardır İki yönü vardır ne demek bu aslında bir d doğrultusu mesela ee, burada bir hem bu tarafa doğru bir yönü var hem de ters tarafa doğru bir yönü var fakat bizim K vektörümüzün yönü ne tarafa? Bakın burada okunucunun gösterdiği yerde bu bir. İkincisi de bu vektörün büyüklüğü. Büyüklüğü aslında cetveli buraya koysanız kaç çıkar sorusunun cevabıdır. Yani K vektörünün büyüklüğü aslında K vektörünün şiddetidir. Biz bunu genel olarak bileşenleri ayırıp e, Pisagor'u kullanacağız. Hipotenüsü bulacağız. Karelerinin karekökü. Belki hatırlıyorsunuzdur. Oradan bahsederek bulacağız. K vektörü bakın bu şekilde gösteriliyor. K üzerinde ok ile gösteriliyor. Bu üzerindeki okla vektörün yönünün bir ilgisi yok. Bu bir sembol sadece. Yani benim vektörüm örneğin şu tarafa doğru bir A vektörü de olabilirdi. Ben bunun gene okunu üsttekinin oku yani A'nın vektör olduğunu gösteren oku hep sağa doğru çizecektim. Bu bir tanımdır. Unutmayın. Bu ne demek eğer sen bir yerde herhangi bir yerde bir harf üzerinde ok görürsen onun okunuşunun a vektörü olduğunu işte burada da k vektörü olduğunu unutmayacaksın. Bunun kendi vektörünü yönüyle bir ilgisi yok. Peki bu kadarını söyledik şimdi devam edelim neymiş k üzerindeki vektör oldu e, k üzerinde bir ok olunca k vektörü demekmiş ve bu mutlak değer içerisinde olduğunda... Ya da harf tek başına buradaki gibi yazıldığında da ne demek oluyor? Sadece k vektörünün büyüklüğü demek oluyor. Yani burada yön de var çünkü vektörler yönlün Bir e, gördüğünüz gibi yönlü olduğunu görüyoruz yönünü doğru parçaları ama k vektörünün mutlak değeri ya da sadece k görürseniz bu sadece bir sayı demektir. Sayısal olarak değerlendireceğiz demektir. Yönünü doğrultusunu hesaba katmayacağız demek oluyor. Vektörlerin özelliklerine bakarken biz burada sadece vektörlerin hani sayısal olarak olmadığını, yönlerinin de olduğunu söylüyoruz. Bu yüzden de Batı ve doğu yönlerini tabii ki de ya da kuzey güney yönlerini mutlaka kullanabiliriz. Önemli olan şey buradaki yönlere dikkat etmektir. Çünkü her vektörün bir yönü mutlaka vardır. Bakın görüyorsunuz burada A ve C vektörü batı yönündeyken B, E ve D vektörleri ne tarafa doğru ne tarafa bakıyorlar? Doğuya doğru bakıyorlar. Bu her zaman batı ve doğu olarak verilmek zorunda değil. Bazen bize gösterim açısından artı ve eksi olarak da verilebilir. Sayı doğrusuna göre genellikle doğu tarafı artı, batı tarafı eksi olarak verilir ve o zaman da ne deriz? AC vektörlerinin eksiye doğru B, E ve D vektörlerin artıya doğru olduğu da söylenebilir. Bu tamamen yönle ilgili bir şey. Yani e, bu yüzden aslında burada yönde bahsedilen artı eksinin büyüklükle bir ilgisi yok. Büyüklükleri az veya çok bununla bir ilgisi yok. Tamamen birinin batı yönünde birinin doğu yönünde olduğunu söylemek için yapılmış bir şey. Şimdi biz bu vektörlere baktığımızda A ve C vektörlerinin eşit vektörler olduklarını görüyoruz. Çünkü hem yön Buraya dikkat edin hem yönleri hem de büyüklükleri aynı. Büyüklükleri, şiddetleri aynı. Şimdi A, B, C, D, E vektörlerinin doğrultularına baktığımızda bakın hepsi doğu batı doğrultusundadır. Doğu batı doğrultusunda oldukları için doğrultuları aynıdır diyebiliriz. A ve D vektörlerine özel olarak bakalım. Bakın bunların büyüklükleri birbirlerine aynı. A'da iki birim, B'de iki birim d de 2 birim fakat a ve d'ye baktığımızda yönlerinin zıt olduğunu söylüyoruz. Bu yönlerinin zıt olması birinin başına eksi işareti gelmesiyle gözleniyor. Yani ne demek? Eksi bir vektörün başında eksi koyarsanız aslında onu Ters çevir demektir. Ters çevir ne demek? Yani oku mesela sağ bakıyorsa sola baksın. Sola bakıyorsa sağ baksın demek. Şimdi A vektörü bu. Diyor ki D vektörünün başında eksi olduğu zaman D vektörü A'ya eşit oluyor. Aslında ne diyor biliyor musunuz? D vektörünü ters çevirirsen eğer yani D vektörü şimdi iki birimlik bir vektördü. Ama okunu diğer tarafa doğru yaparsan diyor bakın bu eksi D vektördür. Artık diyor A'ya eşit olur. Evet gördüğün gibi A'ya tamamen eşit vektör. Dolayısıyla böyle vektörleri biz zıt vektörler diyoruz. Birbirlerine zıtlar. Bakın A ile D'ye bakın birbirlerine zıt vektörler. A ancak nasıl eşit oluyor? Herhangi birini ters çevirirsek eşit oluyor. Şimdi A vektörü Rü ile B vektörünü kıyaslayalım. Bakın A vektörü B vektörünü büyüklük olarak B vektörü daha büyük görüyoruz yani. Hatta iki katı kadar. Demek ki A'yı iki katı ile çarpsam ne olacaktır? B vektörüne eşit olacaktır. O zaman şöyle söyleyebilirim. Burada mesela burada nerede hata var. Bakın büyük olan B vektörü. Dolayısıyla ben eğer burada bir eşitlik yapacaksam bunu buraya koymayacağım. Nereye koyacağım? 2A'nın küçük olanın başına koyacağım. Böylelikle de ne bulacağım? A, 2A vektörünün eksi B vektörüne eşit olduğunu göreceğim. Eksi B'yi artık biliyorsunuz B'yi ters çevirdiğimde ortaya çıkan vektördür. Bunu sadece böyle yapmak zorunda değiliz. Aynı zamanda A vektörünün şöyle de olduğunu söyleyebiliriz. B vektörünün 1 bölü 2'si kadar olduğunu büyüklük olarak olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir de eksi başına eksi koyarsak yani ne demek? B vektörünü ters çevir. Sonra da yarısını al dediğimiz zaman bu vektörün A vektörüne yine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde B ve D vektörlerine baktığımızda bakın büyük olan hangisi? B vektörü. Demek ki küçük olanı ne yapacağız? Bu böyle olmayacak. Küçük olanın başına 2 ile çarptığımız zaman bu iki vektör birbirlerine eşit olacak. Çünkü yön olarak zaten birbirleriyle aynı yöndeler, aynı doğrultudalar. Şimdi birlikte E vektörüne bakalım. Şimdi E vektörü 3 birimlik bir vektör. O zaman ama A vektörü 2 birimlik bir vektör. Şimdi 3 birimlik bir vektörün bakın 3'e bölüp şimdi 3 birimlik bir vektörü 3'e bölüyorum. 1 bir birim kaldı elimde. 2 ile çarpacağım. 2 ile çarparsam hop 2 birimlik bir vektör elde ettim. Ama dikkat ederseniz A vektörü ile 2 bölü 3 E vektörü birbirlerine yön olarak zıttır. Bu yüzden de eğer eksi de koyarsam yani E vektörünün 2 bölü 3'ünü ters çevirirsem ancak A vektörünü elde ederim. Bu aslında üst bir bilgi. Bunu tam anlamasanız da olur. Zaten birkaç şey slide sonra daha rahat anlayacaksınız. Fakat genel olarak başta matematiksel işlemlerin de vektörler tarafından yapılabildiğini görmenizi istedim. Şimdi kısaca ne gördük? Bir vektör negatif bir sayı ile çarpılırsa vektörün yönünün değiştiğini gördük. Yani eğer A vektörü sağa doğru bakıyorsa örneğin eksi A vektörü Eksi 1 çarpı A vektörü olduğundan sola doğru bakacaktır. Bu kadar. Herhangi bir vektör. Bu A vektörü sıradan bir harf olarak verildi. Örneğin X vektörü olsun. X vektörü sağa doğru bakıyorsa. Eksi X vektörü ne olacaktır? Eksi 1 çarpı X vektörü olacaktır. Yani artık sola doğru bakana, bakan bir e, vektör olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi... Şekildeki K, L, M, N, P vektörlerin eşitlikleri için ne söylenebilir? Bakın eşit olmaları için ne istiyoruz? Hem doğrultuları aynı olsun istiyoruz, hem büyüklükleri aynı, hem de yönleri aynı olsun istiyoruz. Şimdi burada birkaç tane şey var. Mesela burada her şeyleri birbirlerine aynı, paraleller, okların yönü aynı, büyüklükleri aynı olarak baktığımızda şimdi bir kere bütün vektörlerin aslında büyüklük olarak birbirlerine eşit olduğunu fark ettiniz mi? hepsi bakın iki kutucuğa sığdırılmış durumda. İki kutucuğun köşegeni bakın iki tam kutucuğun köşegeni her biri böyle. Demek ki her birinin iki kutucuğun köşegeni olduğuna göre bunların hepsinin şiddetleri aslında birbirlerine aynı. Yani eğer ben sadece bunların büyüklüğünü yazsaydım k eşittir l eşittir m eşittir ne eşittir p diyebilirdim. Bu ifadeyi unutmayın. Aynı zamanda bunların her birine ben şu iki tanesini yazayım. Vektörel olarak gösterip mutlak değerini aldığımızda yine büyüklükleri aslında demek oluyordu. Bu şekilde de hepsini tek tek gösterebilirim. Gene eşit olurlar birbirlerine. Fakat bakın burada vektörün kendisinin eşitliği başka bir şey. Nasıl? Orada yön de da devreye giriyor. O zaman birlikte bir göz atalım. Bakın bunun yönü doğrultusu aynı olan var mı? Ben bir tane doğrultusu aynı olan gördüm. Doğrultu aynı şu demek. Bu kalemi bunun üzerine koydum ya böyle burada gezdiriyorum. Aynı kalemle aynı şekilde olan var mı? Bir tane daha buldum. Bakın K ile P'nin doğrultuları aynı fakat okların yönü görüyor musunuz? Biri aşağıya, biri yukarıya doğru bakıyor. Doğal olarak biz burada K ile P'nin eşitliğinden bahsedemeyiz. Ama şöyle yapabiliriz bakın. Neydi? Eksi bunlar zıt vektörlerdir. Bu şekilde eşitlik yazabiliriz. Oysa ki M'ne N'ye bakarsanız tekrar göstereyim M'nin doğrultusunu. Aynı şekilde sayfada dolaştırıyorum. Bakın burada yine N'nin aynı şekilde aynı doğrultuda olduğunu görüyoruz. Okların yönüne baktığımızda da M ile N'nin tamamen birbirlerine eşit olduğunu söylüyoruz aslında. Böylelikle bu eşitlikleri bunlar için yazabiliyoruz. Genellikle bunlar öncü sorularda karşınıza çıkacaktır. Şimdi peki burada bir sorumuz daha var okuyalım hangileri doğrudur sorusu. Vektörler skaler sayı ile çarpıp bölünebilir. Bunu yaptık zaten artık yapabiliyoruz çarpıp bölmeyi. Vektörler doğrultu yön ee, ve şiddeti değiştirilmeden bir noktadan başka bir noktaya taşınabilir. Evet taşınabilir biz de bir noktadan hiçbir şey değiştirilmeden değil mi? Sayfanın başka bir köşesine aslında taşıyabiliyoruz. Bir vektör eksi bir ile çarpıldığında sadece yönü değişiyor. Büyüklükte bir değişiklik olmuyor. Bunu da az önce görmüştük. Dolayısıyla cevabımız e seçeneği olacaktır. Şimdi birlikte ucuca ekleme yönteminden bahsedelim. Artık vektörleri toplamaya başlıyoruz. Şimdi unutmayın ki vektörlerin toplanmasında birkaç tane yöntem var. Bu yöntemlerden e, ucuca ekleme yöntemi aslında öğrencilerin çok sevdiği en çok kullandığı yöntemlerden biri. O yüzden dikkatlice dinleyin. A ve B vektörleri iki tane bakın burada duruyorlar. Şimdi bizim yapacağımız işlem şu. İlk vektörün sonundan. Yani ok olan yerden ne demiştik başlangıç A vektörünün ucu sonuç A vektörünün oku başlanarak diğer vektör çizilir. Bakın bir yere A vektörünü çizin sonra ucuna da B vektörünü ekleyin. Bu eklemede dikkat edin. Bakın ben genellikle şöyle yapıyorum. Diyorum ki B vektörünü çizeceksem eğer 2 birim sağ tarafa 2 birim yukarıya gidersen B vektörünü buluyorum diyorum. Bakın buradan çizelim. 2 birim sağ tarafa 2 birim yukarıya gittim. İşte ben B vektörümü burada hemen çizebiliyorum. Bileşke vektörü ise nasıldır biliyor musunuz? Başladığın yerden A vektörünü başladığın yerden B vektörünü sonlandırdığın yere doğru bir oktur. Bakın buradan buraya doğru bir oktur. Nerede başladın, nerede bitirdin sorusunun cevabıdır bu. Ve bu şekilde o koyarsanız R vektörünü, R vektörü de bileşke vektör demektir. R vektörünü göstermiş olursunuz. Şimdi biz ne yaptık o zaman? R vektörü aslında A ile B'nin vektörel olarak toplamıydı. Bakın vektörel toplamayı öğrendiniz. Bir vektörün ucuna diğerini koyuyorsun. Nerede başladım, nerede bitirdim? Bu benim R bileşke vektörüm oluyor. R genel bir ifadedir. Özel olarak bu soruya ait değildir. R gördüğünüz zaman o vektörlerin bileşkesinden bahsettiğini bilirsiniz aslında. Şimdi gelin R vektörünün büyüklüğüne bakalım. Aslında R vektörüne baktığımızda şurada da görüyorsunuz A3 birimde. Zaten B'yi aslında biz bir sonraki konuya da göz kırparak burada bileşenlerini ayırdık aslında ne dedim sağ 2 yukarıya 2 dedim dolayısıyla yan ya, yatay tarafı 5 birim düşey tarafı 2 birim olan bir aslında r vektöründen bahsediyoruz. Bu bizim bir üçgenimiz değil mi? Üçgenleri hatırlıyorsunuz. Bakın bu, bunlar birbirlerine 90 derece. Dolayısıyla aslında burada ne söyleyeceğiz? Bunun bir pisagor olduğunu, pisagorla bulunabileceğini, hipotenüs olduğunu şu R'nin, hipotenüsün büyüklüğü kadar olduğunu söyleyeceğiz. O zaman R vektörünün büyüklüğü nedir? 5'in karesi artı 2'nin karesinin nesi olacaktır? Kare kökü olacaktır. Böylelikle biz bileşkeyi bulmuş olduk. Bileşkemiz e, gördüğünüz gibi rahat bir şekilde bulunabiliyor. Önemli olan bunun ucunu diğerini çizebilmek. Şimdi bir bakalım bu sorumuzda ne varmış? A ve B vektörlerinin bileşkesi kaç birimdir diye soruyor. Gelin birlikte çözümü yapalım. E, bu sınav sorusu olabilir karşınıza gelebilir tekrar aşağıdaki kutucuklara yazdırmak isteyebilir. Başka bir yere yazdırmak isteyebilir. Burada öncelikle A vektörünü çizmemiz gerekiyor. A vektörü bakın tekrar gösterelim. Sağa doğru 3 birim aşağı doğru 2 birimlik bir vektör. Ben şimdi istediğim bir yerden başlayıp bu vektörü çizebilirim. Sağa doğru 3 birim aşağı doğru 2 birim bakın buraya geldim. İşte size A vektörü bakın gördünüz mü A vektörünü çizdik. Burada da yine aynısını yaptık. Bakın A vektörünü çizdik. Sağ 3, aşağı 2 A vektörünü çizdik. Şimdi sıra B vektöründe. B vektörü nasıl? B vektörü bakın hep başlangıçtan başladığımı unutmayın. Sağ 2 yukarı 2 diye çiziyorum. Bakın burada A vektörünü çizmiş. Buradan devam etsem sağ 2 yukarı 2 gördüğünüz gibi B vektörünü çizmiş olduk. Yani biz artık A artı B'yi rahatlıkla yapabiliriz. Başladığım yer A'nın ucu bitirdiğim yer B'nin ucu A'dan B'ye doğru bir çizgi çektiğinizde o işte ne oluyor? Bileşke vektörünüz oluyor. Yani A artı B oluyor. Tekrar söylüyorum ne yapacaksın? Sağ 3 aşağı 2 A vektörünü çizdin. Hemen ucundan bırakmıyorsun. Sağ 2 yukarı 2 B, B vektörünü çizdin. Nerede başladın? Bütün olay nerede başladı? Bakalım A'nın ucundan başladı. Sonra nereye gitti bunlar? B'nin ucuna, B'nin okuna kadar gitti. O zaman A'dan B'ye doğru çizdiğin ok senin bileşke vektörün yani R oldu. Peki bunun büyüklüğü ne kadar? Sayacaksın. Çünkü dümdüz burada herhangi bir üçgende hesaplama yapmak zorunda değilsin. 1 2 3 4 5. Gördüğün gibi 5 birimlik bir vektör elde etmiş olduğun büyüklük olarak. Şimdi burada KLM vektörlerinin büyüklüğünü bulalım. Bileşkesinin büyüklüğünü bulalım. Fakat bunu yaparken ne yapalım? Ucuz ekleme yöntemini kullanalım. Birlikte başlayalım. Şimdi bir N vektörü var burada. Bakın burada yani K'den başlamak zorunda değilim. Ya da işte ne bileyim herhangi bir başka bir Burada hani nasıl mesela sana söylense 2 artı 5 artı 3 artı 4 dese sen şimdi illa 2'den başlamak zorunda mısın? Toplamanın değişme özelliği vardı ya hani yine burada da toplamanın değişme özelliği var. Ben burada 5 artı 3 artı 4 artı 2 de yapabilirim değil mi? Vektörlerde de öyle kafana göre sana kolay gelenden başlayabilirsin. Bak ben şimdi ilk önce ne zaten çizilmiş ben neyi bir daha çizmek istemiyorum neyi koyduk buraya. Ucuna ben, ucuna ben M'yi eklemek istiyorum. Bak buradan yukarı doğru bir birim, yukarı doğru bir birim M'yi koydum. Bu da tamam. Şimdi ben K'yi eklemek istiyorum. K'yi ne yapacağım? Sağa doğru iki birim, yukarı doğru bir birim. Sağa doğru iki, yukarı doğru iki. Hop K vektörünü de çizdim. K da tamam. Ne kaldı? L vektörü. L vektörü neymiş? Aşağı doğru, bakın hep başlangıç noktasından başlıyorum. Aşağı doğru iki birim. Sağa doğru bir birim o zaman ben de buradan ne yapacağım aşağı doğru iki birim sağa doğru bir birim k vektöründe çizdim bakın bütün olay nerede başladı ne de başladı hop 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 gittik ve burada sona erdi ne yapacağız başlangıçtan sona doğru bir vektörümüzü çizeceğiz. İşte bu vektörümüz bizim R vektörüdür. Şimdi gelin bu vektörün büyüklüğünü bulalım. Bu vektör bir köşegen fark ettiniz mi? Yani şöyle ben bunu bu tarafa alırsam eğer daha net belki görebiliriz. Şöyle bir köşegen bir karenin köşelerinde. Bakın burası da birbirim, burası da birbirim. Bu da köşesine. yüksek burası 90 derece. Nasıl yapıyorduk bunlarda? Pisagor uyguluyorduk. Hipotenüsü buluyorduk. O zaman yazıyorum R vektörünün büyüklüğü için Kök içerisinde birin karesi artı diğer birin karesinin kare kökü dersek R'nin kök iki birim olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Bakın böyle sorularda dikkat edin kafanız karışmasın. Ben istersem R vektörünün şiddetini bu şekilde büyüklüğünü bu şekilde göstereyim. Eğer istersem de yine bakın mutlak değer içerisinde yazarak da gösterebilirim. Bu ikisini birbirinden hiçbir farkı yok. Şimdi de. Bir sonraki soruya geçelim. Yine bir vektörler sorusu. Vektörler, vektöre toplamı yapacağız şimdi. Ne yapıyoruz? Şimdi K, L, M istediğimden başlayabilirim. Bana, bana burada K vektöründen başlamak kolay geldi. Bakın K vektörü burada. Şimdi L'yi çizeceğim. Aşağıya doğru iki birim. Sağa doğru bir birim. Aşağıya iki, sağa doğru bir. Bakın buraya geldim. L'yi çizdim. Devam ediyorum. M vektörü zaten direkt... soru. Ee, sola doğru bir birim olduğu için M'yi de çizdim. Bakın bitti. Şimdi burada da bitirmiş oldum. Nerede başladım? Nerede bitirdim? Başladığımdan bitirdiğim yere doğru bir vektör çiziyorum. Bu vektörün benim bileşke vektörüm oluyor. Büyüklüğünü görüyorsunuz zaten. R vektörünün büyüklüğü ne kaçmış? 2 birimmiş. İstersam bunu bu şekilde de rahatlıkla yazabilirim. Evet şimdi Aynı düzendeki KLMO vektörlerinin ee, bir de N vardı burada. Evet KLMNO vektörleri şekildeki gibi gösterilmiş. Buna göre bu vektörlerin toplamının bileşkesi soruluyor. Şimdi birlikte dikkatlice bakalım. Burada tanımlamalar çok önemli. Aslında bu sorular genellikle aşağıda şıklarla da verilebilir. O zaman biz bir bakalım neler yapacağız. Bakın Burada hangisinden başladığımın bir önemi yok. Ama genellikle bu sorularda başladığım noktaya geri dönen vektörleri bulmaya çalışırım. Çünkü eğer başladığım noktaya geri dönersem toplam vektörüm sıfır olur. Bir örnek yapayım şurada. Öylesine çizeceğim. Bakın bir vektör, iki vektör, Üç vektör bu şekilde birbirlerini tamamlıyorlarsa başladığım ve bitirdiğim yer eşitse bunun bileşkesi sıfırdır arkadaşlar. Bu yüzden de başladığım ve bitirdiğim noktalara, başladığım noktadan bitirdiğim noktaya geri dönüyorsam bileşke 0 olduğundan ben böyle şeyleri ararım. Neden bana kolaylık olsun diye. Siz şimdi öyle bir şey görebiliyor musunuz? bakar mısınız buraya? Öyle bir şey gözüküyor mu? Ben öyle bir şey görüyorum çünkü bakın bir k'yı aldık, İki ucuna l'yi aldık. 3 ucuna M'yi aldığımda başladığım noktaya geri dönüyorum. Demek ki şu üçünün toplamı sıfırmış. Elimde ne kaldı? M ile O vektörü kaldı. Birlikte bakalım. Bakın O vektör M'den başlamak zorunda değilim hatırlıyorsunuz. Toplamın değişme özelliği var. Bunu aldım. Ucuna n'yi ekledim ve burada başladığım başladığım yer burası, bitirdiğim yer burası. Aa bu bana bir şey hatırlattı. Bu bileşke vektör bir şeye benziyor. Bileşke vektörüm büyüklük olarak M'ye benziyor. Fark ettiniz mi? Hatta M'nin aynısı. Tek farkı ne? M'nin oku aşağı tarafa bakıyordu. R'nin oku yukarı tarafa bakıyor. Ne demek bu? Hangi sayıyla çarpıyorduk böyle olduğunda? Bu vektörler neydi? Bu vektörler zıt vektörlerdi. Yani aslında R vektörü dediğim şey eksi M vektörüdür. Dolayısıyla da bunların zıt vektörler olduğunu böyle bir sorunun cevabında eksi M olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi sıra başka bir vektörel işlemde paralel kenar yöntemi. Şimdi bu işlem aslında daha sonra üstüne göreceğimiz daha sonra işlemlerini yapacağımız 11. eski 11. sınıf müfredatında bir tık daha böyle formülleri olan bir paralel kenar yöntemiydi. Burada özellikle hani neyi göreceğiz diye sorarsanız yorum sorularında bizim buna ihtiyacımız olacak unutmayın vektörlerde her yöntemi bilmek zorundayız. Şimdi A ile B vektörü az önce hani uç uca ekleme yöntemiyle bileşke vektörü bulmuştuk ya. Şimdi burada farklı bir şey söylüyoruz. Burada da diyoruz ki yine sen bileşen bulabilirsin. Fakat şöyle bulursun. A vektörünü çizdin ya. B vektörünü de Bunların başlangıçları aynı olacak şekilde bak bu siyah nokta aynı olacak şekilde çizersin. Sonra da ismi paralel kenar yöntemi biliyorsunuz. Her iki vektörün de ucuna diğer vektöre paralel bir çizgi çekersin. Bakın buna paralel çizgi yani paralel ne demek? Kalemimi aldım bunun üzerine koydum kaydırdım buraya koydum. Bakın bu bir. Sonra buraya koydum kaydırdım buraya koydum. Bu iki. Bu ikisinin birleştiği yer senin son noktandır. Doğal olarak vektörü başlangıçtan sonuca doğru hop çizersin. Ve bizim bileşkemiz ne olur? A artı B kadar olur bileşke vektörümüz. Bu da bizim paralel kenar yöntemimiz. Şimdi gelin vektörleri bileşenlerine ayıralım. Vektörleri bileşenlerine ayırmak için aslında koordinat sistemi var. Ama her zaman size koordinat sistemi verilmek zorunda değil. Siz kafanızda bu koordinat sistemini her zaman tutacaksınız. Şimdi bir koordinat sisteminde x doğrultusu ve y doğrultusu vardır. Bizim de a e, vektörümüz var. Aslında bileşki yani bileşenleri demek İki tane bileşen bulacağız anlamına geliyor. İki doğrultu için ve bunların bileşkelerini aldığımızda a vektörü çıkacak. Yani hangi iki vektörün toplamı a vektörü olur. Ayrıca bu vektörlerin birinin x birinin y'de olması gerekiyor. Bu söyleyeceğim ilk şey. Bu yüzden mesela şurada var işte bununla bunu topladığımız zaman ucuca eklemeden hatırlayın a y'nin üzerine a x koyduğun zaman a vektörü çıkıyor zaten. Bu birinci. İkincisi sizin kafanızda daha iyi kalması için aslında bileşen demek gölgesi demektir tamam mı? Bu vektör burada ya bu vektörü böyle şöyle kalıplı bir şey gibi düşün şuradan şuraya. Üstten ışık vurduğunda bu kısım karanlıkta kalır doğru mu? Bak gösterim üstten ışık vurduğunda sıfırdan buraya kadarki kısım karanlıkta kalır. Bu onun birinci bileşenidir. Eğer ben bu taraftan yani x doğrusundan ışık vurdursam paralel ışık kaynağı vur, vurursa eğer burada gölgede kalacak kısım şu kadarlık bir kısım olur. O da y'nin y, y doğrusundaki bileşendir. Bu da yani aklınızda kalsın. Şimdi ama bu sorulacak bir şey değil yani. Sadece aslında bileşen ne demek onu göstermek istedim. Şimdi birlikte bakalım. Birlikte aslında bu bütün bu sözlere hiç gerek yoktu. Ben böyle daha çok hayal gücünüzü canlandırmak için söyledim. Olay şu, bu bir vektörü gördüğün zaman e, bu iki tane doğrultuya paralel çizgiler çekiyorsun az önceki gibi. Şimdi y'ye paralel çiziyorum. Bu birinci vektörüm. Sonra buradan bu sefer x'e paralel çiziyorum. Bakın x'e paralel bir çizgi çektim. Bu da ikinci vektörüm olacak. İşte bu hangi doğrultuda x doğrultusunda demek ki bu a x'miş. Bu hangi doğrultuda y doğrultusunda demek ki bu da a y'miş. Dolayısıyla biz bunları e, bileşenleri ayırmış olduk. E, az önce ne yapmıştık? Demiştik ki sağ 3 yukarı 2 demiştik. İşte sağ sol dediğin şey x doğrultusu aşağı yukarı dediğin şey aslında y doğrultusu bu kadar. Şimdi birlikte bakalım aynı düzlemdeki vektörler şekildeki bilir. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesini Bileşkesini bulalım şimdi bileşkesini bulurken farklı farklı yöntemlerden bahsedebiliriz ama burada şöyle bileşenleri ayırmayla bulalım hazır o sorudan sonra çıktık bileşenleri ayırmayla birlikte bulalım bakın gelin bu bileşenleri ayırmayı da şöyle bir ok yardımıyla bize göstersin kartezyen koordinatımız x y koordinatımız olsun şimdi f1'e bakıyorum f1'in bileşenleri bakın yukarıya doğru iki birim doğru mu? Sağa doğru bir birim, yukarıya iki birim, sağa doğru bir birim. Yazdım. F1'i artık hallettim. Şimdi F2'yi yapalım birlikte. Bunu bir tık daha yavaş yapacağım. Sağa doğru iki birim, yukarıya doğru bir birim. Dolayısıyla ikiye, yukarıya doğru bir demiştim, bir olarak yazdım. Bunu göstermek istiyorum aynı zamanda. Kartezyen koordinatı olsaydı, koordinat sistemi burada olsaydı tam o noktası burada olacak gibi olacaktı. Ben yukarıya iki birim yazacaktım ama vektörü yine kartezyen koordinat sisteminde burada gösterecektim. Bu yüzden F2'yi yazarken bakın sağa doğru iki birim, yukarı doğru bir birim burada gösterdim kolaylık olsun diye. Şimdi de bir başka vektörümüzü alalım. Bir başka vektörümüzü de şuradan gösterelim. Mesela F5'i direkt görebiliyorsunuzdur. Muhtemelen F5 Dışine tarafa doğru e, sola doğru 3 birim bunu da koyduk. Daha sonra F4'e bakacağım. F4 bakın pembeyle göstereyim onda orada daha güzel gözüküyordu. Aşağıya doğru 2 birim sağa doğru 1 bir birim. Yani ne oldu? Bakın şurada bir vektör var aslında burada da bir vektör var. Bu ikisinin birleşkesidir F4. Tekrar gösteriyorum aşağıya 2 sağa 1. Aşağıya 2, sağda 1. Dolayısıyla bu vektör F4 vektörünü de hallettik. Sıra F3 vektörünü F3 zaten köşegen fark etmişsinizdir. Dolayısıyla bakın şurada 2 birim var. Bakın aşağıya da 2 birim gitmem gerekiyor. Yani aslında onun bileşkesi bileşeni için 2'ye 2 iki olarak yazmam gerekiyor. Burada yazayım o zaman sağ 2 aşağı 2. Yani ne demek bu? X koordinatı 2. y koordinatı Eksi 2 değil mi? Aşağıya doğru olduğu için biliyorsunuz sıfır noktası burasıysa y koordinatı eksi 2 olacak şekilde yazmak gerekiyor aslında. Burada zaten yukarı aşağı gösterdiğim için bunu yazmama gerek yok. Bu bir kısa yoldur. Ee, o zaman burada yukarı yani bileşkeyi almaya çalışıyorum. Yukarıya doğru 3 yazıyormuşum. Aşağı doğru da 4 yazıyormuşum. Daha doğrusu yukarıya doğru 3 aşağı doğru 4 gidiyormuşum. Yani sonuçta aşağıya 1 gidiyorum. Anlatabildim mi? Bunları zıt yönleri birbirlerinden çıkartıyoruz. Sağa doğru şey sola doğru 4 gidiyorum. Bakın diğer tarafa doğru da 5 gidiyorum. O zaman burada birbirlerinden çıkartırsam aslında bakın birebir vektörü bileşke vektörüm olduğunu görüyorum. Bunların gelin bileşkesini nasıldı? Paralel paralel çiziyorduk ikisinin de ucuna. Bakın bir kesiştikleri noktaya vektör koyuyorduk. İşte burada R vektörünü bulduk ve R vektörü Pisagor ile bulunuyordu. Şimdi şuraya çizeyim. 1'e 1. Bir. Bakın benim R vektörüm bu. Büyüklüğünü bulmaya çalışacağım. O zaman şuraya mutlak değerler ekleyeyim. Kök içerisinde 1'in karesi artı 1'in karesi. Bunu daha önce yapmıştık zaten. Kök 2 birim olarak yazıyorum. Böylelikle bu sorumu da çözmüş oldum. Şimdi başka bir soru aynı düzlemdeki KLM vektörleri şekildeki gibidir. Bakın burada işlem K-L artı M vektörü diyor. Bunu da şimdi birlikte yapalım. Bunu istediğiniz yöntemle yapabilirsiniz aslında. Ben bunu ne yapayım gene hani paralel kenar yöntemiyle değil de ya da işte ucuca ekleme yöntemi değil de az önceki gibi bileşenlere ayırma yöntemiyle bir deneyelim. Yine bizim bir tane sayı doğrumuz pardon kartezyen koordinat sistemini koyalım buraya. Şimdi k vektörünü yazıyorum. K vektörü aşağı bir birim değil mi? Yana iki birim bakın aşağı bir yana iki birim. M vektörü zaten belli onu da yazdım. Hangisinden başlayacağım önemli değildi. L vektörü yok burada fark ettiniz mi? Eksi L vektörü var yani aslında L vektörü değil. Okun ters olduğu vektörün toplanması istiyor bakın. Şu vektörü istiyor, şu vektörü. Peki bu vektör nedir? Bakın sola 1, yukarı 2. Sola 1, yukarı 2 yazıyorum ve artık burada bileşke alabilirim. Birlikte başlayalım. Ne yapıyorduk? Bunları götürelim. 2 kaldı burada. Şununla şunu da götürelim. Yukarıya doğru 1 kaldı. O zaman yukarıya 1, sağa doğru da 2 yazıyoruz. Bir ben zaten bu vektörü çizmiş oldum. Gelin burada da çizelim. Yukarıya doğru bir birim, sağ, sola doğru iki birim. Bakın burada başladım. Hop bu tarafa doğru bileşkeyi çizmiş oldum. Büyüklüğünü de bulalım dilerseniz. O zaman ne yapıyorduk? R vektörünün büyüklüğü için karekök içerisinde bileşenlerin karelerinin karekökünü alıyorduk. Doğal olarak buradan kök 5 birim karşımıza çıkıyor sevgili öğrenciler. Şimdi ödüllü sorumuz aynı düzlemdeki KL vektörü şekilde gibidir. Buna göre K vektörü A kök 2, K artı L vektörün şiddeti soruluyor. Bakın bu soruda size bir tüyo vereyim. 1, 1 kök 2 Bileşenlerin 1 olması durumunda bileşke kök, kök 2 idi. O zaman burada da eğer bu vektör A kök 2 ise her bir bileşen A kadar olmalı. Yani bizim aslında 1 dediğimiz şey burada A'dır. Yani burada da bakın sağa doğru 2A aşağıya doğru A kadarlık bir vektörden bahsediyoruz L için. Hazır bu kadar yapmışken dilerseniz bunu ben çözeyim. Yukarı doğru A, sağa doğru A, L içinse yine sağa doğru 2A ve aşağıya doğru A oluyor. E bunların bileşkesini bence siz artık bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar.